Selamlar. Şu aleti bir takayım bakayım. Tripod ne güzel bir şeymiş ya böyle. Evet. Hangi acenteyi seçmelisiniz videosu çekeceğim şimdi. Yine housing'in yanındayım. Şöyle sokaktayım. Arabalar geçiyor. Yine doğanın içindeyiz. Yani gece olsa burada ateş böceklerini falan görebilirsiniz. Zaten bayağı akşam sayılır, şöyle göstereyim. Şu bizim işletmenin, otelin, resortun yani şeyi, arabası. Böyle... Ride'ı. Ne denir buna? Ne deniyordu ya? Unuttum. İşte şey yapılıyor. Bunlarla bir yerlere gidiyorsunuz otelin içerisinde. Müşteriler için ücretsiz böyle bir servis. Çünkü otel bayağı büyük olduğu için böyle bir şey yapmışlar. Biraz daha böyle tutacağım. Çünkü elimde tripod var. Böyle bir tutabilme şansım var. Diğer videoda şöyle full aşağıdan çekmişim. Şöyle takılmışım. Şu an böyle bir şey yapabilme şansım var. Şahin geçti. Evet, gün de batıyorken şöyle bir göl kenarında şu videoyu çekelim. Göl dolu ya. İnsanlar kanoyla takılıyor. Biraz utandım. O adam da teknesini almış gidiyor. Şimdi bu videonun içeriğinden bahsedeyim. Balık tutuyorlar bu arada. Şöyle onları da göstereyim. Böyle insanlar işte jet skilerle geziyorlar. Teknelerle geziyorlar. Şuradaki abilerimiz balık tutuyor falan filan. Ben de şuraya geçeyim. Size bahsedeyim ne yapmamız lazım. İlk önce sistemin nasıl işlediğinden başlayacağım. Sonra hangi acenteyi seçmelisiniz, bu tip şeylerden size bilgilendirici bir video çıkartmayı planlıyorum. Çok düşecek gibi duruyorsun ya. Şöyle bir video. Gel gel. Ben Abi şimdi yavaş YouTube'un yavaş bilen gideceğim. adamın hali farklı oluyor. Baksana verdiği açıya bak bana. Çok sarsma giderken. Güzel insanlar arabalarına bindiler ve gittiler. Şimdi gelelim konumuza. Bu videoyu Work and Travel yapanlar için çekiyorum. Anı kalması için çekmiyorum. Ama yine de güzel bir anı olacak çünkü böyle geldim. İşte ne bileyim, eğlenceli şeyleri de çektim falan filan. Benim için eğlenceli. Siz eğer daha verimli geçirmek istiyorsanız zamanınızı bu noktadan sonra videoyu 2x'e alabilirsiniz. Öncelikle Work and Travel'ın ne olduğundan bahsedeceğim çok kısa. Cebinizden çıkacak toplam para 5.500 doları bulacak. Bunun 3.300 dolarını yaklaşık acenteye vereceksiniz. 185 dolarını veya 210 da olabilir. O civarda bir şey. Yaklaşık 200 dolarını Amerikan konsolosluğuna vereceksiniz. Bu sizin servis ücretiniz ve başvuru ücretiniz olacak, randevu ücretiniz. Kalan parayla da uçak bileti alacaksınız ve şey olacak, cep harçlığınız olacak. Yani buraya geldiğinizde şöyle bir durum oluyor. Paycheckler 2 haftalık veriliyor burada. Yani çalışmadan maaş alamıyorsunuz doğal olarak ve 2 haftada bir maaş alabiliyorsunuz. Buradakiler falan da geçiyor. Ve dolayısıyla 2 hafta size yetmesi gereken bir paraya ihtiyacınız var. İlk geldiğinizde direkt kalmak için bir depozito falan veriyorsunuz. Kaldığınız yurda işte, eve her neyse. Dolayısıyla sizin buraya en az bir 500-600 dolarla gelmeniz lazım. Daha bir rahat edeyim derseniz 800-900 veya 1000 doların üstüne çıkabilirsiniz ama ben ne kadarla geldim? 850 dolarla mı ne geldim? Ve hayli hayli yetti. Daha 850 doları 1,5 ay bitti. Yeni bitirdim. Çünkü böyle çok büyük bir alışveriş yapmadım. Yani 60-70 dolarlık bir şey almamıştım. Telefon aldım. Telefon olayı da biraz garip. Burada hat almak için telefonunuzun desteklemesi gerekiyor. Bunun yerine US Cellular diye bir yer var burada. Dedi ki telefon hediye ediyoruz biz dedi. Biraz daha vergisi fazla çıkıyor dedi. 80 yani 40 dolardı bir aylık şarj etmek, bir aylık internet satın almak kendi telefonuma. 2 aylık alacaktım 80 dolardı. 87 ödeyip telefon ve 2 aylık internet aldım. Yani şu an sadece bu telefonda kullanabiliyorum interneti. Ama bunun hotspot'unu diğeriyle paylaştığımda sorun yaşamadığım için şu an tek yani en fazla para verdiğim şey bu. Daha fazla ayakkabı falan da aldım ama bu kadar pahalı tutmadı. Şimdi gelelim konuya. 5.500 dolar ödediniz. Ama hangi acenteye ödemeniz lazım? Ben kendi acentemden bahsedeceğim. Ve hangisinin güvenilir olduğundan bahsedeceğim. Eğer güvenilirliği konusunda bir şüpheniz varsa Amerikan konsolosluğunun sitesine girip bu işi yapan şirketleri araştırabilirsiniz. Bu şirketlerin bazıları 100 öğrenci gönderiyor, bazıları 1.500 öğrenci gönderiyor. Tabii ki 1.500 ya 1.000-1.500 gönderenler daha güvenilir gelecek size.
Ve bu da böyle yani. Bu da gerçekten böyle. Ben Campus Edu ile geldim. Şimdi belki de izlemişsinizdir videoları. Hatta benim kanalımda Campus Edu iş fuarı var. Siz işi seçtikten sonra 3 farklı şekilde mülakata giriyorsunuz. Bu mülakatlardan birincisi direkt işte sizi işe alıyorlar diye biliyorum. Yani ya toplam farklı mülakat türleri var buradaki işverenlerinizin size yaptığı. Direkt işe alıyorlar diye biliyorum. Genellikle ikincisi gerçekleşiyor. İkincisi de Skype üzerinden, internet üzerinden sizinle görüşüyorlar. İşte arıyorlar. Siz de kendi ülkenizden açıyorsunuz. Konuşuyorsunuz. İşte daha önceki iş tecrübelerim bunlar falan filan. Bununla ilgili de çok küçük bir videom var yine YouTube kanalımda. Aslında bayağı verimli videolar çekmişim ben. Gidip bunları da izleyebilirsiniz. Sonra benimki şöyle oldu. Amerika'dan şuradaki binadan adam kalktı geldi Ankara'ya. Ben de Kayseri'den Ankara'ya gittim. Ankara'da yüz yüze mülakat yaptık. İşte bana ben basır olacağım için şey sordu. İşte elinde kolunda bileğinde bir daha önce bir hastalık şeyin var mı? Sakatlığın var mı? Taşıyabilecek misin? İngilizce seviyemizi ölçüyor. Ve yüz yüze mülakata giriyorsanız %90 sizi alıyor. Çok İngilizce isteyen bir iş değilse. Süreç böyle ilerliyor. Ondan sonra da vize mülakatı falan var. Bu yüzden anlatıyorum bunu. Vize randevusuna giriyorsunuz ve reddedilirseniz sizin acentenizin size verdiği danışmanlık ücreti ve verdiğiniz Amerikan konsolosluğuna verdiğiniz yaklaşık $200 olan ücret yanıyor. Bu da ne demek? Gidemediğiniz halde $700 falan cebinizden kaybetmek demek oluyor bu. Ben neden Campus Edu'yu seçtim? Şimdi buraya geleceğim bu konudan. Şöyle, ben gittim bir Excel listesi yaptım. Excel listesinde hangi şirket işte ne vaat ediyor onları sonra sonra böyle bir şey yaptım. Bir liste yaptım. Listede en çok dikkat ettiğim yer de şuydu. Bu acente ben vizeden red yediğim durumda benden kaç para kesiyor? Çünkü bu çok önemli bir şey. Ya evet, buraya geldiğinizde bu $100 aramıyorsunuz. İşte bir acente $600 keserken diğeri $1100 kesiyor mesela. Buraya geldiğinizde gerçekten $500 için değer diyorsunuz. Ama buraya gelemediğiniz takdirde cebinizden boşu boşuna $600-$700 çıkmış oluyor. Hatta en az diyeyim. Ben bu yüzden Campus Edu'yu seçtim. Şimdi gelelim Campus Edu şartlarına. Bir acente seçerken arkadaşlar işlere çok dikkat etmeniz lazım. Şu anda bu videoyu bayağı erken atıyorum. Yazın atıyorum ben. Ta ne zamandı? Aralık'ın sonunda kayıt yaptım. Belki de Ocak. Hatta Ocak'ın bir yerine kadar da paranın tamamını, yani para konusundaki sorunları halletmediğim için, ya parayı tamamlamadığım için şey olmadım. İş teklifi de almadım tam doğru düzgün. Bu konuda da acenteyi suçlamıyorum. Çünkü bu süreç böyle işliyor. Yani hangi şirkette olursanız olun bu biraz böyle işliyor. Kayıt yaptırdıktan sonra biraz daha fazla para verirseniz muhtemelen acenteler size daha iyi davranır. Yani ama acenteyi de sürekli rahatsız etmeniz gerekiyor. Yani sürekli bir şeyler sorup sorgulamanız gerekiyor. Konuyu biraz toparlamak adına videoyu yeniden başlattım. Şimdi Campus Edu'yu seçme nedenimi hızlıca söyleyeceğim. Çünkü konu çok dağılıyor. Çok fazla şey anlatmam gerekiyor. Campus Edu'ya ben toplamda $3300 para verdim. Bu $3300'ın içerisinde $185'lık vize ücretim vardı. Yani bu onların kampanyasıydı tamamen. $35 daha şeye verdim. Amerikan konsolosluğuna verdim. Ve $900 uçak bileti aldım. Yaklaşık $850 da buraya geldim. Yani benim cebimden çıkan parayı işte bunları toplayarak hesap edebilirsiniz. Neden Campus Edu'yu seçtim? Ona gelelim. Pişman mıyım? Ona da geleceğim. Şöyle, Campus Edu size diyor ki biz size diyor $185'lık ücreti programın içinde diyor dahil ediyoruz diyor. Bu çok iyi bir şey. Çünkü $185 cebinizden az para çıkıyor vize reddi yerseniz. Ondan sonra diyor ki bizim verdiğimiz danışmanlık ücreti $600 diyor. Yani aynen $600 diyor. Sen sadece bir de $35 veriyorsun ekstradan. Onu da Amerikan konsolosluğuna veriyorsun. Abi bu buraya gelmiyor değil mi? Tamam. Yani sonuç olarak sen vizeden red yediğinde senin cebinden $635 çıkıyor. Ama başka bir acenteyi seçtiğinde cebinden 1000 küsur dolar kaybediyorsun. Bana bu çok geldi. Ben Excel listesini yaptığımda Amerika'da olduğu belli oluyor. Herkes Harley motorlarıyla geziyor.
ben bu listeyi yaptığımda hangi acente red yediğimde kaç paramı alıyor benden ona baktım. Çünkü red yiyebilirsiniz. Türkiye'de red yemek çok yüksek bir ihtimal. Yani hatta ben belki de Türkiye'den alsam red yiyecektim. Ama ben Riyad'dan aldım. Nasıl oldu onu da söyleyeyim. Kamsoydu bize randevu alamadı. Bize online toplantı açtılar. Randevular bittikten sonra bize dediler ki biz size randevu alamadık. Çünkü işte Amerikan konsolosluğu vaat ettiği sayıda randevu açmadı. Ve işte mesela 8.000 öğrencilik randevu açmış ama 10.000 öğrenci kayıt yaptırmış. Ve bunu da belirleyen Amerikan konsolosluğu. Diğerini de veren yani randevu açan da Amerikan konsolosluğu. Yani bilmiyorum söylediklerinde bir tutarsızlık olmuş. Dolayısıyla biz fazladan kayıt almışlar bizim için. Aa balık tuttu. Balık tuttu adam. Şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın. Nice man, congrats. Thank you, thank you. Evet. Sonradan bize dediler ki randevuyu alamadıklarında. İşte biz size randevuyu alamadık ama bizim bir B planımız var. B planımızda size Riyad'dan yani Suudi Arabistan başkentinden size bir randevu aldık. Bunu yine kendi cebimizden karşıladık. Bu 185 doları biz randevuyu alamadığımız için sizden talep etmiyoruz. Ekstradan bir sonuçta bir randevu olayı bu. Bu sizden talep etmiyoruz. Oraya gideceksiniz ve oradan alacaksınız dediler. Ve bize uçak biletlerimizi aldılar. Yani sadece hiçbir şey ödemeden biz Arabistan'a gidecektik. Tek ödediğimiz Arabistan'ın e-vizesiydi. Arabistan da e-vize istiyor. Yani bilgilerinizi falan istiyor. Bu da birazcık ücretli. Yaklaşık 140 dolar olması lazım. 140 dolar oraya fazladan para ödedim. Ve orada da biraz para harcadım. Bir 100 dolar da orada harcamışızdır. Yaklaşık 3000 lira. İşte sonuç olarak bana maliyeti buna denk geldi. Yani böyle kaosların arasından çıkıp güzel bir iş ayarladılar bize. Ve işimize geldik, çalışıyoruz. Şimdi ben Wisconsin'i sevmiyorum, arkadaşlarım para kazanamıyor ama bunlar apayrı muhabbetler. Sonuç olarak bu adamlar size işi ayarlayabiliyorlar ve B planı da oluşturabiliyorlar. Mesela işverenlerinden haber alamayan bazı kampüs ödülüyle gelen insanları da duydum. YouTube'da duymuştum. Şüpheli yaklaşmıştım ama ben yine de buraya gelemediğimde benim 1000 dolarım yanmasın da 600 dolarım yansın. 10 bin liradan fazla ediyor şu an. Bu fark eder diye kampüs ödülü seçtim. Çok şey anlattım. Biraz yoruldum ve aslında hiçbir şey anlatmamış gibi hissediyorum. Çok dağınık anlattığım için üzgünüm ama siz toparlayarak dinleyin, tamam mı? Ben bunları editte sıraya falan koymayla uğraşamayacağım. Sonuç olarak ben buraya gelmek için epey para ödedim. Yaklaşık 5300 dolar tam hesap etmedim. Bir toplayın yani benim videoda anlattıklarımdan. 3300 şeye verdim. Acenteye 35 dolar şeye verdim. Sevise Amerikan konsolosluğuna 900 dolar uçak bileti aldım. 850 dolar buraya gelirken kullandım. Ve Arabistan için e-vizeye 140 dolar verdim. Arabistan'a girmek için. Orada da 100 dolar harcadım. Yani bu şekilde bir şekilde geldim ben. Sonuç olarak bana randevumu alamasalar da bir B planı uyguladılar. Mesela işvereniyle iletişime geçemeyen kişiler olduğunda da mesela onlara farklı bir iş sunuyorlar. Yani sonuç olarak sizin bir şekilde kendinizi Amerika'ya atmanızı sağlıyorlar ama iş seçiminin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz eğer biraz araştırırsanız. İş seçimi, acente seçiminden daha önemli bir şey. Hangi eyalette yaşadığınız. Yani para amacıyla geliyorsanız mesela Colorado'ya gidip biraz üşüyerek daha iyi para kazanabilirsiniz. Yani 4.000-5.000 dolar fark eder en az. Bu 3 aylık sürecin sonunda. Ama para için değil de böyle biraz daha keyifli bir yere gitmek istiyorum diyorsanız Ocean City, Maine gibi yerlere gidebilirsiniz. Wisconsin'i çok tavsiye etmiyorum. Ben çok beğenemedim. Herkes Wisconsin'i bu Ocean City ve Maine yerlerinin yanına koyuyordu ama böyle bir yer değil bence. Veya benim hobilerimle ilgili tam bilmiyorum. Yine aynı adam balık tuttu. Aa kaçırdı. Tüpe. Sonuç olarak söyleyeceklerim bunlar. Buraya gelirken kampüs ödülü seçebilirsiniz. Yani gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz diyebilirim yani. Çünkü bir şekilde bana bir sonuç buldular. Mesela başka acentelerin yani kötü sonuçlandığı için isimlerini vermek istemiyorum.
Ama mesela o acentelerle gelenler Türkiye'den randevu alamadığı için parası boşa gitti ve parası boşa gittiği için para iadesi de yapılmıyor. Yani şöyle anlatayım, para iadesi de yapılmadığı için seneye o parayı Work and Travel için kullanmak zorunda ama mesela seneye 4. sınıf, ben mesela 4 oldum şu anda, 4. sınıfların vize alması çok zor. Sadece Türkiye'den de değil, Riyad'dan falan da çok zor. Çünkü geri dönmeyeceğini düşünüyor Amerikan konsolosluğundaki konsül. Böyle olduğu için de... Ses nereden? Ördeklenmiş. Böyle olduğu için de bayağı bir sıkıntı çekebilirsiniz. Yani ben bu yüzden Campus Edu'yu mantıklı buluyorum. Ve şunu söylemeyi unuttum. Campus Edu'nun diğer acentelerden ayıran şeyleri sayarken demiştim ya, gidemediğinizde 635 dolarınız yanıyor sadece demiştim. Campus Edu'nun şöyle bir yanı daha var. Mesela diğer acentede A acentesi diyeyim, tamamen şey yapmak istemiyorum kötü olduğu için. Vizeden red yediğiniz takdirde, mesela vizeye Mart'ta girdiniz. O adamlar size kalan 2600 dolarınızı mesela, yani 3300 dolar ödediniz ve 600 dolar kesildi diyelim, hani böyle bir şey var. Bu kalan 2600 doları direkt size geri verecek diye düşünüyorsunuz ya, geri vermiyorlar ve aralıkta veriyorlar. Yani yaklaşık 8 ay, 9 ay o parayı sizden ayrı tutuyorlar ve siz o parayı başka bir yerde de değerlendirebilirsiniz. Sonuçta az para değil, 3000 dolar. Yaklaşık 150 bin lira ediyor şu anın parasıyla. Yani şu anın kuruyla. Ve yani bu acenteler bu parayı ne yapıyor bilmiyorum. Belki de yani faize atıyorlardır bir sürü doları ve deli para kazanıyorlardır. Ek gelir yani sonuçta. Ama bunları satış sözleşmesine yazmıyorlar. Bunları sormanız gerekiyor. İş için sormanız gerekiyor. Mesela demeniz gerekiyor ki ben server olacağım. Kesinlikle server olacağım. Az para kazanan bir yerde de olsam server olmak istiyorum. İşte iş yeri önemli değil benim için. Hangi eyalet olduğu önemli değil. Ben server olmak istiyorum diyorsanız mesela gidip geçen sene oraya gelmiş olan işleri onlara sorup onlardan onun listesini almanız gerekiyor ki yani ona göre yani bu iş yani gelsin size. Mesela burada biz Intrax'la geldik buraya. Intrax değil de CIEE diye başka bir sponsor var. Amerikan sponsoru yani, acente değil. Bununla birlikte gelip benimle aynı işi yapanlar da var. Yani her acentenin bir sponsoru oluyor. Başka ya bir sponsor oluyor demeyeyim. Bir sürü sponsorla anlaşıyor. Ve hangi sponsor daha iyi falan, bunların önemi bence çok fazla yok. Yani burada hastalanmadım ben. Benim bir şeyim olmadı. Bunların yani o hastalanırsanız falan burada bunlar önemli olmaya başlıyor. Ama ben burada ne bileyim bir suça karışmadım. Bir böyle şeylere ihtiyacım olmadı yani. Abi aklınız başındaysanız olmaz yani, öyle söyleyeyim. İnşallah. Ya bir de mobbingi falan var yani. Bunlar var. Ben de yaşadım böyle şeylere de çok takmadım. Yani atlattık bir şekilde. Kaostan yararlandık. Ha bu arada videonun sonuna geldik yani. Acente hakkında söyleyeceklerim bunlar. İşte Campus Edu ile kayıt olursanız ve benim adımı verirseniz sevinirim. İşte o sayede hem size indirim sağlıyorlar hem de bana. Hem de grup indirimi ile ilgili şeyleri de sorun. Erken kayıtla ilgili şeyleri de sorun. Her şeyi sorun. Özellikle işle ilgili şeyleri sorun. Kaç para çıkacak cebinizden, gidemediğiniz takdirde, vizeyi alamadığınız takdirde kaç paranız kesildiğini sorun. Her şeye cevap verdiği için ben Campus Edu'yu seçtim. Çünkü ulaşamadığım olmadı. Yani hafta sonları, pazar günleri çalışmıyorlar bir tek. Bir de iki cumartesi de bir çalışmıyorlardı. Yani ulaşamadığım bir tek o oldu. Ödeme konusunda da yardımcı oldular. Her şekilde yardımcı oldular ve memnunum bu yüzden. Yani genel olarak memnunum. Mesela buradan İlk başta bir düşünüyordun ki oğlum randevu bile alamamışlar diyordum. Ama burada insanlarla konuştukça diğer acentelerin ne kadar kötü olduğunu öğrendim. Zor bir şey yapıyorlar. O yüzden bence Campus Edu ile gelin. Son olarak size son videodan sonra neler yaptığımdan bahsedeyim. İşte bilmiyorum yani o videoyu izlediniz mi de. 2-3 gün sonra, bugün ayın kaçı? 12'si. 2 gün sonra ayın 15'inde, 3 gün sonraymış. Madison'a gidiyoruz. Burada bir şehir. Orada güzel fotoğraflar çekilirim. Belki orada vlog da çekeriz. Süleyman'ın kendi YouTube kanalı var. Az önce videonun başında gördüğünüz kişi. Videolar çekiyor. Bazıları bilgilendirici, bazıları kendi için. Açıklamada falan bulursunuz. Onun da linkini koyarım. Şey yapar. Benden ona birileri gidecek ya. İşte o da orada Madison'da video çeker. Belki ben de çekerim. Belki Apple mağazası falan bulursak bir anda kafama eserse bir iPhone 11 Pro alabilirim. Çok kararsızım çünkü bu konuda. Parayı boşuna kazanmamış hissiyatının gelmesini istiyorum. Hani şu anda çünkü parayı harcayacak pek bir yer yok biz konusunda. Zaten bundan şikayetçiyim biraz. Biz konusunda hakkında sevmiyorum deme nedenim bu. Bu kalan süreçte kaç para kazandığımdan falan bahsetmeyeceğim.
Allah'a şükür kazanıyorum. Çok çalışıyorum. İki haftada yaklaşık 130-140 saat arası çalışıyorum ki bu da günde 10 saate denk geliyor yaklaşık. Yani 9-10 saat çalışıyorum günlük. Tabii ki bu off day'lerim olduğu için, yani izin günlerim olduğu için, mesela bugünkü gibi bazı günler 14 saat çalışıyorum. Mesela dün 14 çalıştım, ondan önceki gün 14 çalıştım. Yarın 14 çalışacağım. Biraz yorucu oluyor günün sonunda. Benim falan ağrıyor ama kazandığım paraya baksana bir günde yaklaşık 200 dolardan fazla para kazanıyorsun bir günde. Ve 200 dolara yani bir sürü şey alabilirsin. Yani bu şekilde 5 gün çalıştığında bir iPhone alabiliyorsun, anladın mı? Hatta iPhone'un da en sonuncusunun işte 256'lısı falan alıyorsun. Bir de Pro'sunu alıyorsun, Max'ini alıyorsun. Yani o yüzden koymuyor yani. Burada çalıştığın hakkını aldığın için insanın şeyi olmuyor. Yani yorulmuyor, o kadar kolay yorulmuyor Türkiye'deki gibi. Anlatacaklarım bu kadar. Abone olmanıza falan gerek yok. Videoyu beğendiyseniz, ben böyle arada böyle bir video çekebilirim. Belki çekmem, bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim sadece. Buraya kadar izlediyseniz hatta helal olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Cut.